Evet. Ve Vietnam'a ilk ayak basma anımız. Şu an uçaktan yeni indik. Uçağımız oldukça büyüktü. Kalabalıklarını almıyoruz. Hatta şu an uçak Saigon'a Hoşiminke devam ediyor. Şu kalabalık. Ve bir bu kadar da uçak da var daha. Evet, Vietnam'a ayak bastık. İzlemeye devam edelim. Uçağımız. Evet, ilk olarak Vietnam havalanında otobüse bindik. Şehre gidiyoruz, otelimize gidiyoruz. Vietnam'a ilk anlarımız çok hoş. Bayağı bir yeşil bulduk. İnsanlar şimdilik çok iyi. Güler yüzlü, yardımsever. Paramızı bozdurduk. Telefon kartlarımızı hallettik. İnternetimizi açtık. Ve şimdi yaklaşık bir yarım saatlik otel yolculuğumuz var. Şehre gidiyoruz buradan 18 saatine kadar. Şimdilik kadar. Şu an Hanoi sokaklarındayız. Muhteşem kalabalığında motorlardan geçilmiyor ama biz de denileni yapıyoruz. Hiç takmıyoruz, dümdüz yürüyeceğiz. Durursak çarpıyorlarmış. Burada herkese selamlar. Bizde iyi akşamlar, sizde de daha öğlen. Vietnam'ın Hanoi şehrinin Barlar Sokağı. Tıka basa yer bulmakta zorlanıyoruz. Evet, bu da Vietnamların meşhur po çorbası. Aynen bu şekilde yiyoruz çubukla. Ve sıcak sıcak geliyor bize. İdare eder. Güzel bir şey ama Vietnamlar sürekli bunu yiyor. Günde uçuyor. Vietnam'ın meşhur akşamlarında geziyoruz. Burası meydan gibi bir yer. Her taraf ışıl ışıl. Yemek problemi var diyenlere işte örnek, karşıda Burger King var. Popeyes var, McDonald's var, her taraf dönerci. Yani isteniz yemeği yiyebilirsiniz. Vietnam yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Öyle bir şey yok. Ve her yer kalabalık, bakın her yer hala. Şu an saat burada 9 ve caddeler ışıl ışıl ve tıklı tıklı. Evet, bu da kaldığımız 4 yıldızlı otelimiz. Geceliğine 2 kişi 25 euro falan verdi kahvaltı içinde. Çiçekler içinde ve çok güzel bir koku var içeride. Süslemişler. Evet, bunların bayramı olduğu için her şey çok süslü ve güzel görünüyor. Böyle. Otelimiz ve resepsiyon. Bu da asansörümüz. Ve yarın gideceğimiz Halong. Halong Bay. Çiçekler içinde. Evet. Vietnam'daki ikinci günümüzden herkese selamlar. Şu an biz size günaydın diyelim ama Almanya ve Türkiye'de şu an gece ve Türkiye'de sabah olmak üzere. Halong Bay'a gidiyoruz, dünyanın 8. harikası. Yaklaşık 3 saat yolumuz var. Şu ana kadar 1-1,5 saatini geride bıraktık. İşte yandan göstereyim size pirinç tarlaları içinde. Ve muhteşem Vietnam manzarası çok güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Şansımızdan Vietnam'ın en önemli bayramı olduğu için trafik o kadar sıkı değil. Kamyon falan yok. Yoksa diyorlar ki esas öbür trafiği görün. Şu an bile bize kalabalık yapmaz ama bu sakin haliymiş. Evet, Halong Bay'ı göreceğimiz için, dünyanın 8. harikasını göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Bakalım bizi neler bekliyor. Sonunda Halong Bay'a geldik. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu an marinasındayız. Halong Bay'ın meşhur marinası. Bu yakın otobüsler. Turistleri getiriyor, yerli ve yabancı turistleri. Biz de buradan. Şimdi rehberimiz nerede? Bilmem. Rehberi ektik. Rehber takibi içeri gireceğiz. Evet. Ama çok büyük. Aa, bilet almaya gitti o. Kalabalık var, yoğunluk var. Bilet almaya gitmiş. Biz de bekliyoruz. Şu an marinanın girişindeyiz. Buradan teknelere binip işte o 30 bin adadan oluşan dünyanın şu an 8. harikası olarak bilinen UNESCO Kültür Mirası'na UNESCO Kültür Mirası'na var. Hanoi. Körfezindeyiz. Evet,
gemimize ulaştık. Halong Bay Körfezi'ne açılacağımız gemi. Birazdan öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Deniz ürünleri, karadis, balık. Tabii ki burası Vietnam, bolca pilav. Sonra Körfez'e doğru 30 bin adadan oluşan dünyanın 8. harikası Halong Körfezi'ne doğru açılacağız. Görüşmek üzere. Ve sonunda Halong Körfezi'ndeyiz. İşte yüzlerce teknenin olduğu 30 bin adadan oluşan meşhur Halong Körfezi. Bugün akşama kadar bu körfezde gezdirecekler bizi. Şu an öğle yemeğindeyiz. Ve yavaş yavaş adalara doğru açılıyoruz. Herkese selamlar. Öğle yemeğimiz geldi. Size menümüzden bahsedeyim. Kalamarımız var, kalamar salatası. Tavuğumuz var, güzel kızarmış. Karadisimiz, balığımız, bol miktarda pirinç, tabii ki burası Vietnam. Kızartmamız ve hepsinden önemlisi harika, çok güzel bir manzaramız var. Evet, muhteşem Halong Körfezi'ni sizler için çekmeye devam ediyorum. Biraz önce de anlattığım gibi Vietnam inanışına göre 2000 sene evvel Çinlilerle savaş halindeyken Ejderhan'ın Vietnam'a yardım için kusup 30 bin ada oluşturması ve Çinlilerin içeri girememesinden Vietnam kurulmuş bunlar inanışına göre. O yüzden bunlar için bir ejderha çok önemli ve Halong Körfezi de çok önemli. Halong Körfezi UNESCO Mirası Kültür Listesi'ne girdi ve dünyanın 8. harikası olarak kabul edildi. Gerçekten muhteşem. Yani sırf burayı için bile Vietnam'a gelmeye değer ama Vietnam'ın gelmek için daha çok sebebi var. Buradan herkese kucak dolu sevgiler gönderiyorum ve imkanı olanın bu muhteşem görselliği mutlaka görmesini istiyorum. Buradan herkese selamlar. Hoplar gelmiyor yardan, lay 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 belli. Lan beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah. Ay, şimdi verdiğini geri alsın. Muhteşem bir güzellik içindeyiz. Yani duygulanmamak elde değil. Gerçekten dünyanın 8. harikası diye boş edemiyorlar. Çok değişik duygulardayım. Harika bir yerdeyiz. Gerçekten harika bir yer. Buraya gelecekler için tavsiyelerim olacak. Biz bu tur için bayram olduğu için fiyatlar iki kat artmış. Bizden kişi başı ama yemeği bitiremedik bile. Bol balık, karadis, akapol. Birbirinden değişik Vietnam deniz ürünleri yemeği içinde, 3 saat geliş içinde ve gidiş içinde, gezdirme içinde tüm işler. Şimdi mağaraya gireceğiz, kano süreceğiz. Bizim verdiğimiz para, ben biraz pazarlık yaptım, sıkı pazarlıkla kişi başı 40'ar dolar aldık bu geziyi. Vietnam aslında çok ucuz bir yer ama işte bunlar da yavaş yavaş artık turist tarifesine başlamışlar ama yine de diğer ülkelere göre Vietnam insanı, halkı çok farklı. Gerçekten çok iyi insanlar. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz ülkeye. Bu balıkçı, şu gördüğünüz güneşe giren yerden bir yağmurdan, fırtınadan kaçmış, bir maymunu takip etmiş, keşfetmiş burayı 93 yılında. Şu an Hanoi'nin Fransız kolonisinden, ta sömürgesinden kalma Fransız mahallesindeyiz. İşte karşıdaki katedral de Fransızların yaptırdığı kilise. Yoksa Vietnam'da fazla Hristiyan yok işte ama bu Fransız sömürgesine etkilenmiş. Bunda az bir sayıda Hristiyan var ve onlar için de zamanında Fransızların yaptırdığı katedral, San Joseph Katedrali ve buraya, bu çevreye Fransız mahallesi diyorlar. Böyle tarif ediyorsun sormak için burayı. Gerçi herkes tanıyor katedralin yerini. Ve deminki Kaplumbağa Tapınağı'nda olduğu gibi
burada da bir yoğunluk var. Çünkü bunların bayramı, herkes tatilde. Yani şu an Hanoi nüfusu 6,5 milyonsa, şu an yaklaşık 20 milyon. Çok kalabalık. Burası da Cho Dong X1 Market. Hanoi'nin en önemli yerlerinden, gezginlerin uğrak yeri. Ama şansımızdan bugün bayram olduğu için burası da kapalı. Bir nevi alışveriş merkezi ve o meşhur markalar olup da ucuz satılan yer, gezginler alışveriş yaptığı yer, ama bugün bayram dolayısıyla kapalı. Vietnam'ın meşhur pazarlarındayız. Et doğrayan insanlar, açıkta et satan insanlar, zebze satan bayanlar. Burada bir Vietnam sent pazarı. İşte bir et satan bayan, zebzeler. Gördüğünüz gibi etler açıkta. Her türlü ürün satılıyor burada. Şu köprüye özellikle teşekkür ediyoruz. Chang Dong Bien. Bu köprünün özelliği, trafik normal burada da sağdan. Bizde Türkiye'deki Almanya'daki gibi, ama sadece bu köprüde soldan. Bu köprünün o özelliği var. Çok eskiden kalma bir köprü. Bunlar da eskiden trafiği soldanmış. Bu yüzden Çin zamanından kalma bir özellik. Sadece bu köprüde trafik tersten işliyor. Şunlar için kaplumbağa köprü var. Bakın canlı canlı yavrularını satıyorlar. Kırmızı varlıklar da bunlar için. Ve şimdi meşhur tapınaklarına doğru ilerliyoruz. Şükran! Kendini nasıl hissediyorsun? Herkese sarılmak istiyorum. Evet, ve sonunda geldik. Vietnamlılar için o kutsal tapınağı. İnsanlar dua etmekte. Yine öbür kaplumbağa tapınağında olduğu gibi buraya para bırakmakta sürekli. Çünkü bunların inançında buralara para bağışlayınca bu yıl bunlar için bolluk içinde geçeceği ve bunlara para geleceği. Bakın işte bir peygamber dua ediyor. Meyveler, ateşler, süsler, çeşitli hediyeler bırakılıyor buraya. Bunlar da bu tapınakta çalışan insanlara, işte burada yine dini görevlere bırakılıyor. Bakın süsler, paralar. Hep burada para var. Bakın alın bir köşede daha size. Bakın. Yani çok dürüst insanlar, her köşede para bırakmışlar ve kimse de dokunmuyor. Aa, işte burada da para, gördüğünüz gibi tapınağa bağışlamışlar insanlar bu bayram ziyaretlerini böyle tapınaklarına geçiriyor. Evet, birazdan buradan tren gelecek. Bu gördüğünüz tren, yolun kenarında oturanlar sandalyelerini falan çekecekler. Çok ilginç bir manzara olacak galiba. Biz buraya özellikle geldik taksiyle. Ve bu anı sizler için birazdan çekeceğim. Şu an trenin gelmesine 2-3 dakika varmış. Bakın şöyle mahalle arasında bir tren. Ve bu da Vietnam'ın ilginç anlarından biri olacak bizim için. Şimdi Anıt Kabir'i geziyoruz. Bunların Ho Chi Minh'in Anıt Kabir'ini. Askılı tişörtüm var diye neredeyse almıyorlardı. Hatta birkaç turiste almadılar. Allah'tan çantada yedek vardı, tişört. Onu böyle kolluk yaptım. Kollarımı kapattım. Beni içeri aldılar. Yoksa almıyorlar kimseyi. Çok ilginç. Yani cami değil, tapınak değil, sadece bir anıt mezar. Ama kolsuz almıyorlar içeriye. Çok güzel bir meydan. Tam da öğlen güneşine kaldık, piştik ama çok güzel. Ve şimdi otobüse, yataklı otobüse biniyoruz. Ayakkabılarımızı çıkarttık. Ve şimdi otobüsümüze geçiyoruz. Evet, şimdi yataklı otobüsümüze biniyoruz. Ayaklarak gireceğimiz otobüsümüz. Şu kanalım şimdi yatağına uzanıyor. Rahat mı Şükran? Battaniyen de var. Fiyatsızı var. Şimdi hedef fiyatlarını uzanıyor.
Evet, herkes yerleşti. Biz de uzandık, patryalarımızın üstümüzü örttük ve yatarak şu an Danak'a doğru yolculuğumuz başlıyor. Ya Allah yapsın. Haydi bakalım. Evet, gerçekten bir macera yaşıyoruz şu an. Yatak otobüs ve otobüsümüz bunların bayramı dolayısıyla tıklım tıklım dolu. Biz zaten bunu Almanya'dan rezerv etmiştik çünkü tren, otobüs, trenler, uçaklar da dolu. Hiç yer yok. Biz ancak bu yeri bulduk. Bu da en arkayı bulduk. Ama böyle hanımla ve yanımdaki adamla bayağı samimi bir şekilde gidiyoruz. Burada büyük macera yaşıyoruz. Herkese selam gönderiyorum.